Esko Medya. Her yayında. Serdar yayında. Telefon şakasına gelmek gerekirse, telefon şakasında bize ismini vermek istemediğim radyodan, vermek istemediğim değil, kendileri rahatsız olur diye. Yani vermek istemiyorum. Radyodan çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki, ya bir arkadaşım var dedi, bir telefon şakası yaptırmak istiyor, sana dedi ulaşamıyorlarmış. 50 kere dedi şaka et, bestfm.com.tr dedi mail atmışlar, bir dedi değerlendirir miyiz? Tabii dedim değerlendireyim. Efsane olan, belki de şakaların patlama noktası olan emlak terörü şakasını bir emlakçıya yapmıştık. Bu şakayı da emlakçı bir kardeşimize yaptık. Mevzu şu, bir emlakçının yanında çalışıyor efendim. Sonrasında o emlakçıdan ayrılıyor ve ayrılmış olmasına rağmen o emlakçıda çalıştığı zaman ilgilenmiş olduğu gayrimenkullerle ilgilenmeye başlıyor. İstanbul Beylikdüzü'nde bir fabrika arazisi mi, bir fabrika deposu mu ne, öyle bir şey var. Orayı kiralayacak. Eğer ki orayı kiralarsa güzel de para alacak. Biz de beyefendiyi arıyoruz. Kim olarak arıyoruz? Bizim şakaları yakından takip edenler, bir de birçok böyle enteresan adamlar olarak arıyoruz şakalarda. Mesela işte Altuğ şakasında, ki şakanın gerçek adı, internetteki adı falan şeydir, gay şakasıdır. O şakada biz 1,5 saat hanımefendiye yazdık. Tam hanımefendiye benim sevgilim olur musun derken, ya yanındaki erkeği çok beğendik, onu bize ayara falan gibi. Yani biz böyle çok enteresan durumlarda, çok enteresan şekillerde adamları arıyoruz. Onun için belki de şakalarımız birazcık şey oluyor. Biz yaparken çok eğlen. Ben hatta bir ara gülüyordum. Adam çünkü ne desem eyvallah tamam abi falan filan, şudur budur falandır dedi. Şakayı çok fazla anlatmıyorum. Önce dinleyelim, sonra üzerine konuşuruz efendim. İşte haraç şakası radyonuzda. Efendim. Alo. Efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arıyorum da ben. Evet buyurun. Ha, bu emlak işleriyle falan ilgilenen kardeşsin değil mi? Anladım. Yanlış kişiyi aramıyoruz yani değil mi babacığım? Yok doğru, evet. Tamam kardeşim benim. Şimdi adreste şey herhalde değil mi? Beylikdüzü sitesi blok daire 11. Burada oturan kardeşsin değil mi sen? Niye? Öyle artist konuşma, anlatacağız mevzuyu. Sen bu emlak işlerini falan filan kovalıyorsun değil mi Beylikdüzü civarında? Evet. Tamam. Şimdi evet. 2500 metrekarelik bir fabrikasyon arazisi var galiba. Burayı kiralamışsın da. Ben kiralamışım. Biz burayla, oğlum bak bana ben falan filan konuşma. Sen bak, bu bölgedeki bu Beylikdüzü, Gürpınar, ondan sonra o Gümüşyaka'ya kadar falan emlak işlerine komple biz bakıyoruz. Sen bu işi başka birinin yanında yapıyormuşsun, oradan ayrılmışsın. Biz başka birisiyle konuştuk, onlar verdi sana telefon numaramızı. Yani senin telefonunu onlar verdi bize. Dedi bizle ilgisi yok, sen burayı kiraladın gibi bir şey. Alt tarafında çalışanlar falan filan varmış, bak oraya da baskı falan filan yapılıyormuş. Bu bizi ilgilendirmiyor da kardeş, bu parayı tek başına adama yedirmezler. Bizim mesleğimiz, bizim işimiz bu. Numaramız çıkıyor, adım soyadım Yusuf Yılmaz Çelik. Sen şimdi buradan kaç para kaldıracaksın? Hiç para kaldırmayacağım çünkü o iş olmadı. Nasıl o iş olmadı? Adamlar o iş olmadı. Ha bir de şöyle bir olay var bak. Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Aradığım numara bizzat benim üzerime kayıtlı bir numara. Tamam mı? Biz de gayrimenkul işi kovalıyoruz. Hesapta gözüken o. Öyle yani telefonla böyle artist konuşup evet falan filan yapacaksan yüz yüze de konuşalım sevgili kardeşim. Bak her şeyinizi bulduk. Biz bu işi öyle senin gibi amatör yapmıyoruz. Senin babanın adı değil mi birader? Evet. Ha? Annenin adı değil mi? Evet. Ha? Senin bir tane de ablan yok mu, adını bilmiyoruz. Bir tane de ablan yok evet. mu? Evet. Ha? Evet.
Tamam bak, her şeyini biliyoruz. Biz bu işi senin gibi böyle amatörce yapmıyoruz. Şimdi bana delikanlı gibi diyeceksin ki abicim biz diyeceksin burayı verdik, karşılığında şu kadar para alacağız diyeceksin. Biz de sana diyeceğiz ki tamam o paranın şu kadar. Oğlum bak hı mı yapma bana. Hı mı yap. Ailem var şu an, dinliyorum ben. Tamam ailenin yanından çık bakayım sen be. Çık bak harbiden. Tamam bak, uzaktayım şu anda. Tamam bak dilini göbeğine bağlarım. Senin hı mı sesi çıkartamazsın bir daha. Benim adım Yusuf. Kimim ben? Tamam. Duydun mu adımı? Duydum. Ha. Biz arıyoruz. Bu adamın adı neydi? Dur bakayım. Şurada bir yerde yazıyor. Bekle. Bekle bakayım bir dakika. Dur. Tayfun diye bir kardeşimiz var bizim, emlak işleriyle uğraşan. Evet. Biz onunla daha önce evet, de çok çalıştık. Ha. Dedik ki böyle böyle Tayfun hayırdır dedik. Bizden dedik habersiz vermişsin burayı falan. Abi yemin ederim benim haberim yok. Benim yanımda bir çocuk var, o ilgileniyor dedi. O verdi senin telefonunu. Ama Tayfun mayfun falan filan kurtaramaz. Tayfun da yarın öbür gün bir iş yaptığı zaman gelip abilerini görebilecek kapasitededir. Biz de isteriz ki... Bak doğrudur morudur yok oğlum. Bana dişlerimi sıktırtma, harbi kafanı gözünü kırarım senin ha. Adamın asabını bozma. Kaç kişiye... Dinliyorum ben. Kaç kişi? Dinleyeceksin zaten oğlum. Başka ne yapabilirsin? Kaç kişiye gösterdin burayı? Orayı kimseye göstermedim. Sadece babamın arkadaşına gösterdim. O da kiralamıyor zaten. Sadece gösterdik. Kaç burası? 2500 metrekare mi? 2400 metrekare. 2400 metrekare. E bu alt taraflarıyla falan kiraya verilirse 5000 metrekare... Alt taraflarıyla falan benim alakam yok. Nasıl alt taraflarıyla bir alakan yok senin? Sen oraları... Alt taraflarla ilgili bir şey bilmiyorum ben. Sen oraları da göstermedin mi oğlum? He? Yok alt tarafları göstermedim ben. Alt tarafları göstermedin sen. Kim burayı kiralayacak adam kim? Babamın bir arkadaşıydı. Babanın arkadaşı. İsterse babanın oğlu olsun, problem değil. Bizim mıntıkamız içerisinde böyle iş yapıyorsan bize olan borcunu ödeyeceksin. Anladın mı? Var mı itirazın? Yok, yok abi. Ne yok zaman? Yani öyle bir şey olsaydı. Ne zaman? Kesti, kes. Sesini kes. Ne zaman haber gelir bu adamlardan? O adamlardan haber gelir mi bilmiyorum. Yani babama sormam lazım. Şimdi bak canım kardeşim. Bana annem, babam falan filan beni ilgilendirmiyor. Babanın adı neydi? Miydi? Evet. Amcanın ellerinden öperiz. Bak ben hiç girmediysem 3 kere cezaevine girdim. Hepsi de bu mevzularda, hep hakkımı yediler. Bak sana en ufak bir hikayeyi anlatayım. O Gürpınar denilen bir yer var, biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Orada bir gece kondu vardı. İşi biz bağladık, tamam mı? İşi biz bağladık. Adamlar bizim bağladığımız işte bize parayı vermediler. Gittim bak, bunlar 7 kardeşti. 7 kardeşi 6 kurşunla vurdum. Anladın mı kardeşim? 11 sene yattım, çıktım. Gerekirse bir kere daha yatarım senin için. Mevzu bahis para değil, şahsiyet mevzusu. Biz bu işi yapıyorsak, sen bizim altımızda bize bağlı çalışıyorsan bu parayı bize ödeyeceksin. Anladın mı? Anladım. Burası kiralandığı sürece bize para gelmezse bir kere daha senin için girerim. Ama şöyle bir olay var. O gece kondu mevzusundaki o kardeşlerin hepsi şu an yaşıyor. Benim adım Yusuf olmasın sen yaşamazsın. Anladın mı? Doğru. Doğrudur değil, anladın mı? Anladım. Kaç tane yer var elinde şu an? Hiç yer yok. Ben emlakçılığı bıraktım zaten. İş yapmıyorum şu anda. Sen şu an, sen şu an neyle sağlıyorsun geçimini? Ben geçim sağlam. Ben ailemle yaşıyorum zaten. Hı. Ama bak sevgili kardeşim, şimdi bu 2500 metrekarelik depo tarzı bir yer. Orayı bir müşteriye vereceğini söyledi bak Tayfun. Satılık fiyatı da almışlar. Bak satılık olursa çarşı karışır acı. Haberin olsun. Satılık olursa sen buradan en az... Sen buradan en az 15-20 milyar para kaldırırsın canım kardeşim. Atıyorum mesela. Tamamen atıyorum. Diyelim ki sattın. Evet. 20 milyar komisyonu da aldın, tamam mı? Evet. Doğru. Bize düşündüğün nedir? Ne vereceğim bize? Zaten abicim şu an iş falan yok zaten. Bir şey yok ki. Oğlum abicim yani, falan yok. Şey olsa... Bak iş olmadan iş konuşulur. Aşk olmadan aşk yaşanır. Bu lafımı unutma. Diyelim ki sattın. 20 bin lira aldın, tamam mı? Evet. 20 bin lira aldın. Bize düşündüğün nedir abilerin olarak? Abi siz ne düşünüyorsunuz? 50-50. 10-10. İş olursa abicim ben bir şekilde şey yaparız. Oğlum bir şekilde diyorsun. Bak paranın hepsini alır harbi ağzına çarpar evine gönderirim seni. 10-10. Ben söylemedim ki seni şimdi. Ben şimdi sana ne diyeyim? 10-10 diyorum. O da satılık olursa. Duydun mu? Tamam abi. Satılık olursa. Kabul mü? Kabul. Tamam 10-10. Ama olur da kiralık... Abi öyle bir şey yok. Hani satılık yok. Kiralık da yok. Hani olsa tamam. Eyvallah da şu an öyle bir şey yok. Şimdi bak canım kardeşim. Ben sinir hastasıyım. Tamam mı? Ben sinirlendiğim zaman telefonda konuşamıyorum. Bak delikanlı gibi aradık. Numaramız çıkıyor. Adımızı soyadımızı evet, verdik. Abi. Mekanın adresini verdik. Sana kim olduğumuzu söyledik. Hı-hı. Bir kere daha... Benim sormuş olduğum sual haricinde cevap niteliği taşıyan bir cümle daha kurarsan eğer, ağzında bir tane diş bırakmam seni. Telefonu yüzüne kapatırım, ağzında bir tane diş bırakma. Dediğimi anladın abi, mı? Doğrudur. Doğrudur değil oğlum, dediğimi anladın mı? Anladım abi. Tamam, şimdi işi konuşuyoruz, ondan sonra kapatıyoruz. Ben çok sık konuşmayı seven bir adam değilim. Burayı kiraya verirsen kaç para komisyon alıyorsun? Vermeyeceğiz vermeyeceğiz falan filan yok, varsayalım ki verdin. Kaç para komisyon alacaksın kiraya verirsen? Normalde 112 alırım.
Tamam, 112 yani kaç para yapıyor? Yıllık kiranın 112'si. 15.800 falan yapıyor. 15.800 mü yapıyor? Evet. Tamam, taş attın kolun yorulmadı. Burayı kiraya verirsen bunun 10.000'i benim. Tamam mı? 5.800'ü senin. Benim çok beslediğim adam var. Hepsine para dağıtıyorum. Anlaştık mı? Doğrudur. Tamam. Evet, doğru. Kiraya verirsen olay bu. Satılık yaparsan kaç para alıyorsun? Satılık abi şu an öyle bir iş yok. Bak kardeşim, hakikaten vardı, o artık yok. Bak ha, bak harbiden, bak harbiden bu telefonu kapatacağım, geleceğim adresinden bir şekilde alacağım, arabanın arkasında sürükleyeceğim şimdi seni. Ben sana sattın demiyorum oğlum. Olur da satarsan. Tamam abi, satarsam ha. Tamam. Satarsan kaç para alacaksın? Satarsam da bilmiyorum abi ne kadar alacağım. Hiç hesap yapmadım. Tahminen. Tahminen de bir 50 alırım. 50. Evet. Tamam, tahminen 50 alırsan 30'u bizde. Tamam mı? 20'si sende. Doğrudur abi. Bak yazıyorum buraya. Var mı bir itirazın? Yok abi. Tamam, bir de bekle. Buraya yazıyorum. Bekle. Satarsa da 50. 30'u bizde. 30. Neydi senin tam adın soyadın? Abi. Tamam. Bunu buraya yazıyorum. Numaranı da yazdım. Konuştuk, okey dedi diyorum. Tamam mı? Tamam abi. Tamam. Bekle. Dur. Ha. İşi hallettik. İşte okeyleştik. Delikanlı tamam. Adamın ağzından söz bir kere çıkar. Olur da söylediklerinin aksine burayı kiraladığını, sattığını... Tamam. Bir şekilde senin aradan komisyon alıp bizi devre dışı bıraktığını duyarsam, görürsem, hissedersem... Sen, evet, sen doğma büyüme oralı mısın? Nereye abi? Oralı. Ben Balıkesirliyim doğma. Doğma, Balıkesirliyim ben. Doğma büyüme Balıkesirli misin sen? Evet abi. Seni yakaladığım yere gömerim, doğduğun yerde toprak kabul etmez. Dediklerimin bir kelime dahi dışına çıkarsan. Eğer ki bu parayı bana tamam. Vermezsen, anladın mı? Bizim işimiz bu. Senin işin nasıl buysa öyle bir şey yok. Neymiş? Tayfun'u arıyoruz. Tayfun diyor ki Yusuf abi bizim diyor öyle bir şeyden haberimiz yok. Benim yanımda diyor bir çocuk diyor çalışıyordu diyor. O diyor ilgileniyor bu işlerle. Evet, şimdi biz ya Tayfun'a inanmasak gidip ya Tayfun'a saldırsak durduk yere adam kendi başına iş açsa senin yüzünden. Nasıl olacaktı şimdi bu işler? Ha? Bir de ilk aradığımızda bana diyorsun ki öyle bir şey yok. Biz öyle bir şey göstermedik falan filan. Biz süsüne mi aradık oğlum sen? Göstermedim demiyorum ki, ben gösterdim abi, doğrudur o. Oğlum bak ben bana... Gösterdim de ya yani, bırak. Olmadı. Senin bak babanın arkadaşı falan filan olmadığını da biliyorum ben bunun. Tamam mı? Bak, yok baba... abi, babamın arkadaşı. Yani bak... İsmini falan soyisimi de vereyim. Bak baban, deden, amcan, enişten hepsi bir araya gelip toplansa... Sen orayı kiraya verirsen bana bu kestiğim cezanın parasını vermemekten seni kurtaramaz. Anladın mı? Anladım abi. Anladın, çünkü bizim işimiz bu. Neymiş bizim işimiz? Tamam abi, komisyon tamam. Tamam mı kardeşim? Sen nasıl komisyoncuysan tamam. Biz de böyle komisyoncuyuz. Anladın mı? Tamam abi. Var mı bir itirazın? Yok abi. Bu söylediklerinden bak, eğer satarsan kaç veriyordun bize 50'den? 30. 30. Delikanlı gibi. Eyvallah mı? Eyvallah abi. Tamam. Kiralarsan 15 küsürden kaç veriyordun bize? 10 veriyordum abi. 10 veriyorsun. Tamam. Eğer ki bu söylediklerinin haricinde bir para bizim elimize geçerse ya da burayı gösterip satıp kiralayıp bir şekilde o bu falan filan yapıp da ortadan kaybolursan bu para bize bir şekilde sen orayı kiralayıp ya da sattıktan sonra gelmezse seni bulursak seni, bulamazsak kan bağın olan herhangi birine. Cümlenin devamını bitirmene gerek yok herhalde, değil mi? Tamam abi. İyi. Kim var, ailen mi var şu an yanında? Evet abi, ailem var şu an. Tamam, şimdi telefonu kapatıyoruz. Mutlu Mesut Bahtiyar Yaşa. Bu saatten sonra da himayemdesin. Sıkıntı tamam. Olursa çıkan numara benim. Bir problem olursa beni arayacaksın, tamam mı? Kimseyle muhatap olmayacaksın, tamam mı? Tamam abi. Konuştuğumuz kesinlikle aramızda kalacak, tamam mı? Tamam abi. Bir de bu bir herif daha var, kim bu? Togay kim? Togay Miraz mı? Togay arkadaşım abi. Kim bu? Bu da mı emlakçı? Evet abi, şu an Tayfun abinin yanında çalışıyor. Şu an Tayfun'un yanında mı çalışıyor bu da? Evet abi. Güzel, bu çocuğu da bir bakalım şöyle bir, tamam. Bu Togay zaten bizi aradı, dedi ki Serdar Gökalp dedi, arkadaşım dedi Emircan'ın doğum günü, ona canlı yayında bir telefon şakası yapar mısın dedi, biz de onu yaptık. İstiyorsan ciddi olmayayım, alayım 30 bin liranı yani. Yok abi, veririz, fark etmez ya. Kaç kere gittin geldin, doğru söyle. Yok abi, gidip gelmedim, mutfakta dinliyordum yani. Tabii ha, mutfakta dinliyordun, doğru diyorsun. Tabii. Abi programı çok izledim de yani, ne bileyim böyle olacağını. Yok. Peki iznin varsa yayınlıyoruz bu akşam bu şakayı.